Sıradaki modelimizle render almaya devam ediyoruz. Bunun için her zamanki gibi bu dosyayı farklı kaydedeceğim. Farklı kaydetmek için sembol menü, Save As ve tekrar Save As komutunu veriyorum. 27-render7 ismini verip Save butonuna tıklıyorum. Artık 27-render7'deyiz. Seçtim şu parçayı, önceki renderimizi, modelimizi Delete ile sildim. P ile perspektife çıkıyorum. Ctrl C ile sahnemi kaydediyorum. Şimdi aktaracağımız modelin dosyasını seçmek için sembol menü Open komutu veriyorum. Daha sonra 15 taşlı yamuk adlı dosyayı Open komutu ile açıyorum. Bu bölümde de bu parçamızın, modelimizin renderını yapacağız. Dolayısıyla pencere seçimiyle seçtim. Group, tekrar group. İsim veriyorum. Aktar 7 olarak. Okey. Ctrl C ile save yaptım. Şimdi buradan sembol menü ve open komutunu veriyorum. Tekrar gidip sahnemi 27 render 7 open komutuyla açıyorum. Şimdi buraya modelimizi aktarabiliriz artık. Bunun için sembol menü import merge komutunu veriyorum ve listeden sign klasörü içerisinden taşlı yamuk 15'i seçiyorum. Open komutunu veriyorum. Buradaki şeyden pencereden aktarı 7'yi seçip OK butonuna basıyorum. Şimdi zeminle temasını mümkün kılalım modelimizin. Z'de şöyle biraz indirelim bakın. Daha sonra bakın şuradaki Z ekseninde alt tuşun basılı pozitif yönde yukarı doğru. Şuraya kadar mesela temas etsin bizim için yeterli. Okey. Böyle uygun. Biraz daha belki indirebiliriz. Havada gibi kalmasın. Tamam. Şimdi artık modelimizi open komutu ile açıp materyallerini hazırlayacağız. Ancak burada öncelikle İçeride bir yine materyal işlemi yapacağım. Dolayısıyla Group Open komutu ile açıyorum. Ayakkabıyı seçip Alt Q ile sahnede yalnız bırakıyorum. Şimdi burada yine ID ataması yapacağım çünkü. Bunun için Modifi sekmesine geçiyorum. Turbosu modu kapatıyorum. Edit Poly'ye geçiyorum. Yine aradaki bağı koparacağım. Bunun için Alt Seçim seviyesinden Poly'ye geçtim. Bakın geldim. Şurayı seçtim. Shift basılı diğer yüzeyi seçtim. Komple seçmiş olduk. Gördüğünüz gibi Delete ile siliyorum. Ve 5'e basabilirsiniz. Element moda geçtim. Bakın içeriği seçtim. Komple seçtim. Bakın direkt hiç acımıyorum. Direkt buraya mesela 2 diyelim. Enter. Tamam. Komple 2 verdik. Enter yaptık. ID olarak. Şimdi dışını seçiyorum. Hiç şey yapmayacağım. Tek renk olacak. Dışına da 1'miş zaten. Dışı da 1 kalsın. Tamam. Şimdi tekrar bağ kuralım. Aradaki bağı. Bunun için Edge moda geçiyorum. Şuradan bir Edge seçiyorum. Kontrol basılı karşısındaki Edge'i seçip Bridge komutu veriyorum. Daha sonra Border'a geçiyorum. Bir kez şu açık yüzeye dokunuyorum. Tekrar Edge moda geçiyorum. Alt tuşu ile ucundakini ve sonundaki Edge'i de atacağım tabii ki. Bakın şurada. Alt tuşu ile onu da atıyorum. Daha sonra tekrar Bridge komutu vererek yüzeyleri tekrar birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu yüzeyi sadece bu yüzeyi seçerek buraya da 3 vereceğim. Ancak öncelikle şu yeni yüzeye ID verelim. Seçtim yüzeyi. Shift basılı ikinci yüzeyi seçtim. ID kısmına geldim. Bakın ID'si 2, buranın ID'si 1 olacak. Şura seçtim shift basılı. Şura seçtim shift basılı. Buraya 3 diyorum. Bura farklı bir ID de olsun. Yani farklı bir renk olsun daha doğrusu. Aynı şekilde bakın şurayı seçtim shift basılı. Şurayı seçtim kontrol ile shift basılı. Olmadı. Tamam buraya yine 3 diyelim. Şurayı seçtim. Shift basılı devam ettim. ID'ye 3 diyorum. Yüzeyi seçtim. Shift basılı set ID 3 enter. Evet böylece burayı da halletmiş oldum. ID atamasını yapmış olduk. Tekrar poligon moddan çıkıyorum artık alt moddan. Buradaki işlemim bu kadar. Lambaya tıklayarak çıkıyorum izolasyon moddan. Şimdi şu parçamı seçeceğim. Onu seçtim. Tekrar izolasyon moda sokuyorum. Turbo Smooth Shell'i kapattım. Edit Poly'ye geçtim. Poligon seviyesine geçtim. Şöyle bir seçim yapıyorum. Seçtiğim yüzeye 2 diyeceğim. 2 Enter. Edit Select Invert. Zaten orada 1'miş. Okey. Kapatıyorum. Shell'i açtım. Turbo Smooth'u açtım. Bu da tamam. Ayakkabımı seçip, pardon, oynatmadan seçiyoruz tabii ki. Turbo Smooth'unu aktif ediyorum ayakkabımın. Okey. Burada başka ID ataması yapmayacağım. Şimdi artık materyal işlemlerine geçebiliriz.
Bunun için tabii ki her zamanki gibi toolbar'dan Material Editor'ı tıklayabilirsiniz. Klavyede M tuşuna basabilirsiniz. Tabii ki bir önceki şeyin materyalleri geliyor. Şunu alacağım, kullanacağım çünkü. Hemen şuraya koyuyorum. Daha sonra burada mesela şunu silelim. İhtiyacımız yok. Şunları da siliyorum. İhtiyacım yok. Bana sadece şu ikisi lazım. Komple seçtim, sildim. Bana bir tane daha materyal lazım. Çünkü burada 3 kanal belirledik. Dolayısıyla şundan shift basılı bir tane daha aldım. Getirdim şuraya koydum. Bunu da mesela 2'ye bağlıyorum. Bu da 3 olacak. Ancak burada farklı bir şey yapacağız. Doku yapacağız. Yüzeylendirme yapacağız. Bunu tabii ki her zamanki gibi ben noise'i kullanıyorum. Doku vermek için. Ancak burada bir renk durumumuz söz konusu. Öncelikle Mat ID'si 1 olana çift tıklıyorum. Rengini bunun siyah yapacağım. Color kısmından rengini siyah yapıyorum. Bu işlemi tamam. Şunların rengi zaten yine bu şekilde olacak. Okey. Şimdi main'i çift tıklıyorum. Ayakkabım seçili bakın üzerine direkt gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dışı siyah. Şu kısım 3 ID'sini 3 verdiğimiz kısım farklı bir açık. Şu açık krem rengi ve içerisi de koyu krem rengi bir renk. Daha doğrusu fil dişine de benziyor. Okey, bu işlemi de tamam. Artık deri oluşturma işlemine geçebilirim. Burada yine şeyi kullanacağız. Reflectivity ve glossiness'ı kullanarak böyle kırık bir yansıma yaratacağız yüzeyde ama çok tatlı bir yansıma olacak. Bunun için hemen sağ tuş yapıyorum. Buradan map ve standart ve buradan da noise'i seçiyorum. Bakın bunları giriş eğitiminden biliyor olmanız lazım. Bunlar aynı zamanda nerede? Buradaki map altında. Bakın Maps diyor. Bunun altında. Buradan da seçebilirsiniz. Ancak ben hızlı olmak için sahnemde sağ tuş yapıyorum. Map, standart ve buradan Noise'i seçiyorum. Tabi bulabilirsem. Bazen böyle gözümüzün önündekini bulamıyoruz. Evet buradaymış Noise. Seçtim. Şimdi Noise ile ilgili bir işlem yapacağım için çift tıklıyorum Noise'ime. Bakın Size değerini 0,2 yaptım. Enter. Renkler ile ilgili bir işlemim var. Color'ım ilk rengim tamam böyle siyah olsun. Ancak ikinci rengim şöyle hafif açık bir siyah. Yani bir gri siyah arası bir renk olsun. Tamam. Şimdi bunu öncelikle götürüyorum. Üzerinde bekliyorum. Materyalimin diffuse kanalına bağlıyorum. Aynı zamanda nereye bağlayacağım? Götürdüm. Üzerinde bekledim ve bump kanalına bağladım. Okey, materyalime çift tıklıyorum. Burada yapmam gereken herhangi bir ayar var mı? Tabii ki şurada reflectivity ve glossiness ile ilgili ayarlarımız var. Ancak öncelikle noise işlemini halledelim. Burada bump kanalına bağladık farkındaysanız. Ayrıca noise yani diffuse kanalına da bağladık noise'imizi. Dolayısıyla materyalimize çift tıklıyoruz. Çünkü noise ile ilgili bir işlemimiz yok. Yapacağımız şey size değerini düşürmekti ve renklerini noise oluşması için birini koyu birini açık bir renk vermekti. Okey. Materyalime geçtim. Şöyle öncelikle reflectivity değerim var benim. Örneğin reflectivity'yi 0,65 yapalım. Glossness değerini ise 0,38 yapalım. Enter. Bakın şöyle nasıl diyeyim böyle yumuşak bir yansıma elde etmiş olduk biz burada aslında. Şuradan materyali çift tıklayarak göster diyebiliriz. Show shaded material in viewport komutuyla. Evet. Bakın ne oldu? Yumuşak bir yansıma elde etmiş olduk. Yine orada yine bir deri malzememiz var aslında. Şimdi gözükmüyor ancak onu yapacağız şimdi. Bakın bu işlemi yaptım. Burada herhangi bir işlemim yok. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Ambient occlusion'ım açık. Daha sonra yine burada bump kısmını buluyorum. Bakın bump değerini 1 yazıyorum. 0,1 iken 1 yazıyorum. Baya bir büyütüyorum bump'ımı. Böylece şöyle kontrol ediyorum. Bakın biraz daha renk üzerinde bir işlem yaparsak çift tıklıyorum noise'ime. Şu rengi birazcık daha value kısmından açıyorum. 9 oldu. 10. Tamam 10 olsun. Bakalım. Tekrar kontrol edelim. Olmuş. Okey. Bu şekilde oldu. Bu şekilde kalsın. Şimdi siyah ile ilgili işlemim tamam. Aslında şu durumda şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten burada bu işlemleri yaptık. Bir daha yapmamak için pencere seçimiyle X'ini seçtim. Shift basılı taşıdım buraya. Şimdi şuna çift tıklıyorum. Color kutusuna sağ tuş copy yapıyorum. Daha sonra geliyorum buna. Materyalimin başından çift tıklıyorum. Sağ tuş paste yapıyorum.
Buradaki işlemi tamam. Bir de noise'de yapacağım bu işlemi. Noise'e çift tıkladım. Sağ tuş. Paste. Pardon. Sağ tuş. Paste. Ancak ikinciye tıklıyorum. Biraz rengini açıyorum her zamanki gibi. Artık bunları biliyorsunuz. Bir noise etkisi oluşabilmesi için sağlıklı bir şekilde birini açık yapıyoruz. Okey, bu da tamam. Artık şunu delete ile silebilirim. Bakın direkt bunu ikiye bağlıyorum. Şimdi aynı işlemi şu renk içinde yapacağım. Çift tıkladım rengime. Color'ı sağ tuş copy ile kopyaladım. Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Bunlar zaten hep ancak şu materyalde gerçi şey var. Reflex Tweet ile oynamıştık. O halde şöyle bir şey yapalım. Komple seçtim, shift tuşuyla yapıştırdım. Tabi sürükledim, bıraktım, yapıştırmıyoruz. Yapıştırmıyoruz. Çift tıkladım materyalime. Color kısmına geldim. Paste yaptım. Daha sonra Noise'e çift tıkladım. Yukarıya Color 1'e paste. Color 2'ye paste. Color 2'ye tıklıyorum. Rengi açıyorum. Kırıyorum şöyle. Okey. Bunu da götürüyorum. Şunu artık silebilirim. Geldim. Burada 2'ye bağladım. Evet. Şuna göster diyorum. Şuna çift tıklayıp buna da göster diyorum. Materyallerim şeyin üzerinde gözüksün. Ayakkabının üzerinde. Evet. Bu işlemim böylece tamamlandı. Bir de şu altını gönderelim. Yani şuradaki metal aksam için. Çift tıkladım. Bakın şu parçayı seçtim. Üzerine direkt gönderiyorum. O da o şekilde olacak çünkü. Okey. Onu da bu şekilde hallettik. Şimdi şunlarla işimiz yok. Şu tabanı alacağım. Şu rengi delete ile siliyorum. Şunu da silelim. Bunlarla işimiz yok. Önceki şeyden kalma bölümden. Burada tabanımızın rengi yine siyah olabilir. Tamam, yine siyah olsun. Çift tıklıyorum. Burada herhangi bir şey yapabilir miyiz? Bakıyorum. Şu reflectivity değerini 0,8 ya da 7 yapabiliriz. Şöyle düşürelim biraz. Bunu direkt tabanı seçiyorum ve buradan assign komutuyla üzerine gönderiyorum. Belki biraz daha rengini griye götürebiliriz. Tam bir siyah taban değildir belki. Biraz gri oldu. Value değerini şöyle düşürerek biraz daha 6 olsun. Okey. Bu da tamam. Taban zaten taban yazıyor. Toka da zaten toka yazıyor. Bunda zaten main yazıyor. Okey, şu parça için materyal oluşturacağız. O parçanın materyali için bakın şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle şunları alıp şöyle kenara koyuyorum. Şunların pencere seçimiyle hepsini seçtim. Shift basılı sürükledim, bıraktım. Şimdi burada 3 kanal var. Orada ise 2 kanal var. Ben koyu siyah ile şu açık yani şu siyah şu rengi alacağım. Dolayısıyla şunu sileceğim. Seçtim, sildim. Multisaba çift tıkladım. 3 seçili zaten. 3 seçiliyken bakın burada beyaz bir çerçeveli hangi kanalın seçili olduğunu gösteriyor. 3 seçiliyken delete ediyorum. Siliyorum. Çift tıkladım. Buna da şey yazalım. Tut yazalım. Okey. Zaten nesnemiz seçili. Direkt üzerine gönderiyorum. Bakın ID'si 1 olan aşağıda siyah kısım. ID'si 2 olan yukarıda kaldı. Koyu kısım. Okey, bu işlemim de tamam. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şuradaki parça şu parça yani şu açık renk ancak buraya koyu renk düştü. Sanki oranın şey değilmiş gibi oldu. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bakın pencere seçimiyle şunu seçtim. Shift ile sürükledim, bıraktım, getirdim buraya hemen. Ne yapıyorum? Bunun nodunu tutup ikiye bağlıyorum. Zaten bağlanınca diğeri direkt kendini bırakıyor. Şunları da seçiyorum, siliyorum. Okey, burada böyle olsun. Bu işlem de tamam. Şimdi son olarak burada taşlarım var. Şu parçalar. Şunu seçip siliyorum bakın. Ona hiç uğraşmayalım. Gerek yok zaten. Aynısını burada göstereceğim ben. Ha, şurada astarım var. Astarımı seçiyorum. M'ye basıp Material Editor'a geçiyorum. Buna şey göndereceğim. Şu açık renkli olanı göndereceğim. Dolayısıyla bakın multisabıma değil ona çift tıklıyorum ve assign komutu ile direkt üzerine gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Okey, artık taşlarımızı oluşturabiliriz. Şunları şöyle aşağıya alalım. Hani şuraya alalım, sol tarafa. Şimdi taşlarımızı yaratalım sahnemizde. Bunun için tabii ki sağ tuş yapıyorum. Materials, Mental Ray, Arch and Design. Çift tıklıyorum. Template kısmından bir template seçeceğiz. Bunun için mesela şuradan transparent altından Glossy Physical'ı seçiyorum. Bakın şöyle bir materyal seçtim. Çift tıklıyorum ön izlemesine. Okey. Burada şöyle bir şey yapacağım. Bir tanesini yani şu sırayı şey yapacağım, kahverengi tonda yapacağım. Şu içerideki renk tonunda yapacağım. Dışarıdakini ise beyaz tonda yapacağım. Dolayısıyla öncelikle şu rengi çift tıklıyorum. Editörde açıyorum. Sağ tuş kopya yapıyorum rengine, color kutusuna. Daha sonra buna geliyorum. Sağ tuş paste yapıyorum.
Evet, bunu bir kez bir yerde daha yapacağım. Aslında burada gerek bile yok. Şurada yapacağım ben bunu sadece önemli olarak. Burada bump işlemimiz olmadığı için kapatalım. Advanced Rendering Option altında Refraction kısmında bakın bir renk var. Şu kırılma rengini veren renk. Sağ tuşa çapa paste yapıyorum. Rengimi direkt buraya yapıştırınca zaten direkt rengi değişiyor bakın. Bunu biraz belki şöyle ne yapabiliriz? Açabiliriz. Şu şekilde bakın çok abartmadan birazcık açıyorum. Daha sonra gelip şu rengi tekrar tıklayarak siyahtı zaten bu bildiğim kadar. Tekrar siyah rengi çekiyorum. Okey. Bu da böyle olsun. Bakın taşı zaten gerçi taş şeymiş. Band var üstünde ama bu gruplu aslında. Group open komutuyla taşı açtım. Bakın burada bir seçim yapmam gerekiyor şu durumda. Şu parçaları kontrol basılı tek tek seçeceğim. Mecburen başka yapacak bir şey yok çünkü. M'ye basıyorum. Daha sonra materyalime geldim. Çift tıkladım. Gönderdim bakın. Gönderdim gitti. Şimdi burada tabii seçmediğimiz taşlar varmış. Hemen onları da seçelim. Çift tıkladım. Gönderdim gitti. Tabii göster diyelim şöyle. Aslında seçmişiz ama üzerine şey geldiği için, transparan olduğu için. Şimdi şunları seçiyorum kontrol ile. Bakın seçtim. Şimdi bir materyal daha oluşturacağım. Sağ tuş yapıyorum. Materials, Metal Ray, Arch and Design. Çift tıkladım. Template seçiyorum. Yine buradan Glossy transparan altından Glass Physical'ı seçiyorum. Bunu olduğu gibi gönderiyorum bakın. Bu şekilde olduğu gibi Assign komutu ile üzerine gönderiyorum. Okey. Group tekrar close komutuyla kapatıyorum grubu. Şunu da seçtim. Group close komutuyla kapatıyorum. Daha sonra şöyle güzel bir açı yakalayarak kamera koyacağım Ctrl C ile o noktaya. Bakın şöyle belki ayakkabımı öncelikle şu tarafa yani ucunu sola bakacak şekilde çevireceğim. Buradan rotate aracını aldım. Kısa yolu E'dir. A'ya basıyorum ya da buradan Angle Snap toggle'ıma tıklıyorum. Toolbar üzerinden şöyle 90-180 derece çeviriyorum. Ve taşıyorum. Şu açıdan bir render alabiliriz belki. Mesela şöyle ya da yine Ctrl Z yapalım. Yine bu taraftan alalım render'ımızı. Grubu kapatıyorum tekrar. Ya benim isteğim şu kısım aksam şöyle gözüksün. Şöyle bakabiliriz aslında. Böyle de olabilir. Bakın şöyle bir açıdan bakabiliriz. Ama bu durumda ışıklarımız ters düşüyor. Tamam, ışıklarımızı hemen kontrol edelim. Şu ışığı Shaded Down Realist'e alıyorum etkiyi görmek için. Işığımı şöyle biraz daha yukarıya taşıyorum. Biraz bekleyelim. Evet. Işığımın değerine bakacağım. Tools, Light Lister 0,8. Buradaki Mental Ray Area Light'ım ise 0,1. Bunu 0,3 yapalım. Biraz daha aydınlık olsun. Okey. Yaklaşıyorum ayakkabıma. Bakın ayakkabıyı seçiyorum. Z'ye basıyorum. Bakın şöyle güzel bir açı elde etmek istiyorum. Evet şu içeri de gözüksün. Yani içerideki astarı da görebilelim. Daha sonra realistikten shader de alalım ki ekran kartımız yorulmasın. Şimdi son olarak output ile ilgili bir işlem yapacağım. Dolayısıyla render setup'a tıkladım. Common ortak sekmesi altındayım. Output size'dan custom'ı seçiyorum. 720x486. Klavyeden Shift F yapıyorum. Daha sonra şöyle modelime yaklaşıyorum. Ctrl ve Alt tuşun basılı, mouse'umun tekerlerini basılı tutup aynı zamanda mouse'umu ileri geri yaparak yumuşak zoom in ve zoom out yapıyorum. Tekrar ediyorum. Mouse'umun tekerlerini basılı, Ctrl ve Alt tuşların basılı, mouse'umu ileri geri yapıyorum. Bakın yumuşak bir hareketle yaklaşıyorum. Şöyle belki içerisi de gözüksün istiyorum. Biraz tepeden. Okey. Ctrl C ile ne yapıyorum? Bir tane kamera bırakıyorum. Ön yazalım buna da. Okey. Evet, şimdi render ayarlarımız için Render Frame Window tuşuna basıyorum. Şu ayarları düşürüyorum. Çünkü bir önceki eğitimden kalma ayarlar bunlar. Yüksek değerlerimiz. Render süresini uzatmaya gerek yok. Daha sonra dikkat ederseniz biz gölgeleri baştan beri kapattık. Neden kapattık? Gölgeleri neden kullanmıyoruz? Çünkü biz burada Studio Render alıyoruz. Dolayısıyla gölgelere ihtiyacımız yok. Final Gear'ı da şurada mesela draft'a getiriyorum ikinci çubuğa. Burada FG Bounce'um 1. Şu şekilde bir render yapalım bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Evet, taşlarımız biraz şeffaf olmuş. Tamam. Şurada sadece ayakkabının yanından biraz daha yakından bir render almak istiyorum. Dolayısıyla
Orbit aracımı aldım. Şöyle çevirdim. Size onu göstermek için yapıyorum. Tabii dolayı aldım. Mesela şöyle dolayı ile yaklaştım. Özellikle şurada gösterebilirim zaten o etkiyi size. Render butonuna basıyorum bir kez. Görebilmek için cancel yaptım. Bakın şuradayken Edit Region, şurayı seçiyorum sadece. Ayarlarımı yükselteceğim ki ne yaptığımızı görelim. Image Precision and Final Gather'ı da artırıyorum. Glossy Reflection bizim için çok önemli burada çünkü şey var. Yansıma ve gloss etkisi var. Yine Refraction kırılma da var sahnemizde. Dolayısıyla o ayarı da yükselteceğiz. Nerede kırılma? Şuradaki cam malzeme üzerinde. Neyse şimdi render tuşuna basalım. O şeyi görelim. Yüksek ayarlarda. Bakın sizi yaptırdığım şu yani. Çok güzel bir yüzeyi oluşturmuş olduk burada. Aslında şurada da görebiliyorsunuz yüzeyi. Nasıl bir parlaklık etkisinde olduğunu. Orada ışık daha çok olduğu için orada daha çok gözüküyor. Bakın altın rengimiz gayet güzel. Yine şurada bakın biraz şey var. Noise etkisi var. Biz ayarı artırmış olsak dahi biraz noise'li bura. Bu durumda ne yapabiliriz? Materyalimizle ilgili bakalım şey yapabilir miyiz? Materyalimizi mesela oradaki materyal şu. Shift tıklıyorum. Buradan materyalim ile ilgili, bump ile ilgili bir işlemim olmadığı için burayı kapatıyorum. Bakıyorum. Şuradan camın yansımalarıyla oynayabiliriz tabii ki. Bakın glossy sampless demiş. Ben bunu 32 yapıyorum. Ya da 24 yapıyorum. Dolayısıyla ben onu 24 yapınca buradaki şey yansıma biraz daha kaliteli oluyor. Bu çünkü glossy'nin yani glossy efektinin şeyi değer kutusu. Yani biz bu değeri artırdıkça örnekleme sayısı artacağı için daha fazla örnek toplanacak. Dolayısıyla daha kaliteli bir render elde edilecek. Bu değer onu direkt etkiliyor. Şimdi burayı tekrar Viva getiriyorum. Şuraya zoom yapacağım. Kapatıyorum bunu. Bakın şu kısma dolayıyla yaklaşıyorum. Şurada bir render alacağım. Direkt render butonuna tıklıyorum önce bir göreyim şöyle. Tamam, cancel yapıyorum. Biraz daha yaklaşabiliriz belki. Tekrar şöyle bir bakayım. Okey. Cancel yapıyorum. Şuradayken bakın şurayı göstereceğim. Nasıl bir etki olduğunu görmeniz açısından. Bakın daha güzel. Gayet temiz bir yüzey elde etmiş olduk burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bu aslında parlak bir malzeme değil. Nasıl diyeyim böyle biliyorsunuz böyle ayakkabılar var. Böyle yüzeyi hafif boz ama parlak yine de. Yani reflection değeri düşük bir malzeme, deri malzeme. Gayet güzel bir malzeme. Evet. Bu şekilde içeriden bir de render alalım dilerseniz. Şuradan Orbit Camera'yı aldım. İçeriye bakıyorum. Bakın şöyle içeriden. Şu parçanın özellikle nasıl gözüktüğü için. Yani içerideki astarımızın ve şu yüzeyin. Cancel yapıyorum direkt. Şöyle biraz şu açıdan bakacağım. Yukarıda gözüksün istiyorum şu kısım. Bakıyorum şöyle. Cancel yapıyorum. Şimdi Edit Region. Ben tabii bekliyorum yani ne yaptığımı görün diye. Yoksa ben zaten tahminen bulabilirim nereyi render etmek istediğimi de ben bilerek bekliyorum. Hani niçin öyle davrandığımı anlamanız için. Evet. Bekliyorum ki nereye kadar görebileceğim ve nereden render alacağım. Bakın şurayı da render edelim hemen. Evet, şöyle bir astarımızı görüyorsunuz. Güzel bir render etkisi elde ettik. Bir tane biraz daha yaklaşıp render alacağım. Bunun için region'ı view yapıyorum tekrar. Şöyle bakın. Dolly camera'mı aldım. Şu özellikle şurayı göstereceğim size. Bir de şuraya yaklaşalım. Şöyle. Şöyle bir render alıyorum. Direkt render butonuna tıklıyorum. Bakın render alacağımız kısım şu kadar. Cancel yapıyorum. Hemen Edit Region. Tamam, şu kadarı bizim için kafi zaten. Şurada gereksiz yerler girmesin. Evet, renderımız bitti. Region View yapıyorum. Bakın dokuyu göstereceğim. Görüyorsunuz gayet temiz ve güzel. Bakın şunun üzerinde de yine noise'imizle yarattığımız dokumuz mevcut. Gayet temiz ve güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Okey, şimdi P'ye basıp perspektife çıkıyorum. Sadece şu taş için bir işlem yapacağım. Bakın şu taşlar için renk olarak. Dolayısıyla materyal editörü geçiyorum. Şöyle çift tıklıyorum materyal editörüme. Şu renk neredeydi? Hemen onu bulalım.
Refraction buradaymış. Biraz koyulaştıracağım sadece bu rengi ki taşım biraz koyu çıksın. Yani şöyle 0.651, 0.451, 0.275 değerlerim bu şekilde. C'ye basıp kameraya geçiyorum. Şuradan dolu ile uzaklaşacağım modelden. Şöyle yaklaşıyorum. Bakın şuradan render alabilirim. Çok önemli değil. Sadece taşın rengini görmek. Bakın biraz daha ne oldu? Taşın rengi koyulaştı. Tabii cancel yapıp ne yapabiliriz? Biraz daha koyulaştırmak istiyorsak şu rengi sağ tuş yapıp kopya pardon paste yaptık. Sağ tuş yapıp kopyalayabiliriz. Daha sonra color kısmına paste yapabiliriz. Yine bunun yanında reflectivity'ye de paste yapabiliriz. Aslında color gerek bile yok. Tekrar siyah yapalım. Okey. Sadece reflectivity'nin rengini biraz daha açabiliriz şu şekilde. Bu yansımamız çünkü. Kırılmanın rengini zaten atamıştık. Tekrar sahneyi render ediyorum. Edit region'ı aldım. Şurayı render edeceğim için oraya getirdim. Render butonuna tıkladım. Cancel yapıyorum. Şu diğerleri hemen düşürüyorum bakın. Getiriyorum. Şunu da getiriyorum. Hızlı bir render almak için. Evet, görmüş olduğunuz gibi taşlarımızın rengi de değişti. Bu görüntü yani şu renk benim için yeterli. Region'dan Viva geçiyorum. Okey. Şimdi artık ne yapacağım? Dolu ile uzaklaşıyorum. Orbit ile dönüyorum. Tabi orbiti alıyorum. Okey. Şimdi ayakkabılarımın artık renderını alabilirim. Yani final renderini. Şöyle sürüklüyorum şuraya. Arkaya doğru. Shift basılı bir kopyasını daha alıyorum. Yanına bırakıyorum. Mirror aracına bir kez dokunuyorum. Y eksenini seçiyorum eksen olarak. Y ekseni diyeyim. Okey. Bakın şöyle bir. Şimdi output ile ilgili işlem yapacağım. Render setup'a geçiyorum. Canvas sekmesine geçiyorum. Buradan HDTV seçiyorum. 1280x720 çözünürlüğü seçiyorum. Biraz uzaklaşıyorum. Bakın şöyle. Yukarıdan bakabiliriz biraz. Güzel bir görüntü elde edebiliriz bu şekilde. Biraz daha yukarıdan şöyle. Evet, şu açıdan belki bir render alabiliriz. Okey. Kurtardığı kadar yaklaşıyorum. Son olarak Rendered Frame Window'a tıklıyorum. Ve değerlerimi artık final renderini getiriyorum. Yani final renderi alacağım için. Bakın Glossy'yi artırıyorum. Çünkü sahnede ayakkabı üzerinde bir yansıma var. Refraction'ı artırıyorum. Çünkü şu taşlar üzerinde bir kırılma var. Gölgelerim kapalı. Sahnede gölge kullanmadığım için. Bu şekilde render ederek sahnemizi uygun formatta çıktısını almış olacağız. Evet, bu bölümde öğrenecekleriniz bu kadar.